İşçi Partisi Hatay Başkanlığı, Hatay ve Güney illerimizde can ve mal kayıplarına neden olan çatışmalar nedeniyle bir basın açıklaması düzenleyerek güney sınırlarımızda kaybolan huzura dikkati çekti. Ceylan Pınar, Hatay hattında Amerikan tetiklerinin hedefi Türkiye-Suriye Savaşı'dır. İşçi Partisi Hatay Başkanı Bülent Sakuçoğlu, güney sınırlarımızı tehdit eden çatışmalar sonucu Ceylan Pınar'da yurttaşların günlük hayatlarını huzur ve güven içerisine sürdüremediklerini öne sürerken, Özgür Suriye Ordusu ve El-Kaide gibi terör unsurlarının sınırlarımızdaki varlıklarının emperyalist bir projenin parçası olduğunu ifade etti. Ceylan Pınar'ın bitişiğinde Suriye topraklarındaki silahlı grupların PYD, ÖSO, El-Kaide, El-Nusra birbirleriyle çatışmaları Ceylan Pınar'a ulaşan mermiler can ve mal kaybına neden olmaktadır. Ceylan Pınar'da bir vatandaşımızın hayatını bu çatışmalar sonucu kaybetmiştir. Sakuçoğlu, emperyalist bir proje olan Kürdistan'ın güneyde sınırımız olan bölgeleri kan gölüne çevirdiğini ve Hatay Ceylan Pınar hattındaki ABD tertiplerinin olası bir Türkiye-Suriye savaşına hizmet ettiğini vurgularken, Suriye'nin parçalanması halinde bölgede olumsuz etkilenecek ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini kaydetti. Amerika'nın Irak'ı işgaliyle Erbil Irak'tan fiilen kopartılmıştır. İşte Hatay Ceylan Pınar hattındaki bu Amerikan tertipleri Türkiye-Suriye savaşını çıkartmak, Suriye'nin kuzeyinden bir parça kopartılarak Suriye'nin parçalanmasını sağlamak içindir. İşçi Partisi olarak Suriye ile ilgili savaş çığırtkanlığı yapan kesimlere karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla miting ve toplantılar düzenlediklerini belirten İşçi Partisi Hatay Başkanı Bülent Sakuçoğlu, parti olarak sınırlarımızın güvenliğinin yeniden sağlanması için teröristlerin sınır dışı edilmesi ve terör kamplarının kapatılmasını çözüm olarak gördüklerini ifade etti. Bugün de Ceylan Pınar'da, Türk'ü Kürt'e, Hatay'da Alevi'yi Sünni'ye düşman etme tertipleri sürdürülmektedir. Ama amaçları boşunadır. Kürt de, Türk de, Alevi de, Sünni de bu ülkenin asli unsurlarıdır.